Kılıç'ın Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu. CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Kütahya'da konuştu. 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili genel seçimleri mitingleri kapsamında Zafer Meydanı'nda vatandaşlarla buluşan Kılıçdaroğlu'na, Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Temel Karamollaoğlu eşlik etti. Milli Parti yöneticilerimizi ve milletvekili adaylarımızı davet edeceğim. Kütahya'nın Çin'de dünya markası olduğunu aktaran CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Kütahya kadim bir şehir, Çinicilikte bir dünya markası ve bu markanın herkes tarafından bilinmesi gerekiyor dedi. Kütahya kadim bir şehrimiz. Çinicilik konusunda dünya çapında bir markası var ve güzel bir markası var. Bu markanın büyümesi lazım. Bu markanın dünyanın her tarafından bilinmesi ve öğrenilmesi lazım. Kütahya kadim bir şehir. Ama Milli Kurtuluş Savaşı'na imza atan bir şehir. Dumdupınar Meydan Savaşı'nın zaferinin onurunu yaşayan bir Kütahya'da olmaktan son derece huzurluyum, son derece mutluyum, son derece sevinçliyim. Bütün köy okullarını yeniden açacağız. 100.000 öğretmenin atamasını yapacağız. 100.000 öğretmenin. Dolayısıyla 100.000 öğretmen, gençler gidecekler. Ferhat ile Şirin'in buluştuğu gibi öğrenciyle öğretmeni buluşturacağım. Hiç endişe etmeyin. Genç pırıl pırıl öğretmenlerin hepsi görevlerinin başında olacak. Köylerde çalışan bütün gençlerin, tarlada, bağda, bahçede çalışan bütün gençlerin ve kadınların sosyal güvenlik primini devlet olarak biz ödeyeceğiz. Çalışacaklar, primlerini biz ödeyeceğiz. Emeklere de sözüm var. Ta 2015'ten bu yana sözüm var. Söylüyorum, emeklilere Ramazan Kurban Bayramı'nda asgari ücret kadar birer maaş ikramiye verin. Göreceksiniz, emekliler Kurban Bayramı'nda aylıklarını almaya gittiklerinde 15 bin liradaki ikramiyeyi, bayram ikramiyesini görecekler. Söz veriyorum, söz! Söz! Bay Kemal sözünden döner mi?